Hücrelerin geometrisi konusuna artık hakim olduğumuza göre detaylar üzerinde çalışmaya başlayabiliriz. Gölgelendirme paketini biraz daha detaylı inceleyelim. Her hücrenin etrafında derinin göründüğüne ve pulların çıkıntılı şekilde durduğuna dikkat edin. Bir pulun başlangıcıyla bir hücrenin kenarı arasında ne kadar mesafe olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu boşluk pulların üzerinden çıktığı deriyi görmemizi sağlayacak. Programımızda pull boyutu denen yerden bunu ayarlayabiliyoruz. Eğer bunu maksimuma getirirsek tüm deriyi kaplar ve bu pek de doğru gözükmez. İşte bu güzel gözüküyor. Ama pulların arasındaki uzaklık her yerde aynı oldu. İhtiyacımız olan boşluğu elde etmek için ölçeği küçültmeliyiz. Şimdi süper oldu. Bundan sonra bir de pulları derinin dışında sanki çıkıntılı duruyormuş gibi göstermemiz gerekiyor. Pulların ne kadar dışarıda duracaklarını şekillendir değişkeniyle kontrol edebiliriz. Dinozor derisi için bir modelimiz oluştuğuna göre gölgelendirmeye başlayalım. Hadi gelin şimdi gölgelendirme paketine tekrar bakıp renk notlarını inceleyelim. Her pullun renginin hafifçe farklılaşması ayrıca derinin daha koyu renkte ve deri formunda olması isteniyor. O zaman bunları da renk kontrol düğmeleriyle halledelim. Biri deri, biri de pullar için. Bunu yapabilmek için bir sırrımız var. Buradaki en küçük puldan en büyük pula kadar renk aralığını tanımlıyoruz. Ve programda her pulu büyüklüğüne göre renklendiriyor. Yani küçük pullar daha çok bu renkte, büyük pullar ise bu renkte gözüküyor. Kalan tüm pullar ikisinin arası bir renkte oluyor. Bu muhteşem. Bu bize epey zaman kazandırıyor. Pulların her birinin rengini tek tek ayarlamak zorunda kalmıyoruz. Rengin pul boyutuna göre ne kadar doğal çeşitlilik gösterdiğine bir bakın. Desenimizin nasıl gözükeceğine bakmak için bir ön izleme düğmemiz de var. Şahane. Şimdi bu fikirleri kullanarak kendi dinozor derinizi yaratma sırası sizde. Son alıştırmada bu derste anlattığımız tüm araçları kullanabileceksiniz. Tasarımınızdan memnun olduğunuzda bir sonraki videoya geçin ve mikroskobik detayları çalışmaya başlayalım. O da olunca dinozor derimiz mükemmel gözükecek. Genelde önce model yapıp sonra mı gölgelendirme yaparsın? Çoğu zaman başta bir modelimiz vardır. Ama sonra farklı geometride olan bir şeye ihtiyaç duyarız ve modelin kimi kısımlarına detaylar ekleriz. Bazen gölgelendirme başladıktan sonra da modelde değişiklik yaptığımız zamanlar oluyor.